şeye nasıl yetişiyorsun? Yani sen sürekli sahneye çıkıyorsun. Diğer taraftan televizyonda çok popüler işlerde, çok seyredilen işlerde oluyorsun. Diğer taraftan efendim söyleyeyim böyle hiç kimsenin yapmaya cesaret edemediği işleri yapmaya. Başka şeyler de var ya. 28 Temmuz'da senfoni konseri yapacağız. Orada bambaşka bir şey. Konserlere çıkıyorsun. Deliler gibi konserlere abi, çıkıyorsun doğru. Bu arada. Bu nasıl yetişiyorsun buna tam olarak? Yani hiç mesela öf dediğin yer olmuyor mu? Oluyor aslında da. Öf deyip hani durduğumda sudan çıkmış balığa dönüyorum. Yani niye olduğunu bilmediğim bir şekilde çalışmadan. Yani çalışma gibi gelmiyor ya bu bir yandan. Hani hiç... Sürekli kafamda bir proje gelişiyor. Ay onu öyle yapabilirim aslında bunu böyle yapabilirim. Hani kreatif insanların belki bir davranış paterni olabilir bu. Yani her şey bana ilham verici olabiliyor. Hayatta insanlarda yapılmış olan herhangi bir şey. Daha fazla hatta ilham alabileceğim alanlara dahil olmak çok istiyorum. Yani mesela daha bu işin resim boyutu var. Mesela ben güzel sanatlar mezunuyum ama berbat bir öğrenciydim, devamsızlıktan kaldım ettim hani. Mezunuyum demeye cesaret edemiyorum ama bana da bir müthiş bir estetik disiplin de kattı. Daha resim yapmak istediğim dönemler var. Başka sanat disiplinlerini bir araya getirerek yapmak istediğim şeyler var ve ömrüm yetecek mi diye düşünüyorum yani sürekli ay inşallah yetişirim. Bende bir kaçırma korkusu var. Hani fear of missing diye bir tabir var. Fakat bu insanların sosyal medyayla kurdukları bağla ilgili. Ben de hayatla ilgili. Ay bir dakika bu sabah erken kalkmazsam mideleri koklayamayacağım. Ay bir dakika bahar geldi şu. Ne o işte manolyalar şimdi açtı. Sırada ne var? Ihlamurlar. Aman kaçırmayayım. Hay Allah oraya gidemedim onları koklamayı unuttum falan. Bir de yani hayatı kaçırmak, o sabahı kaçırmak falan böyle şeylerim var. Leman Hanım ne dedi? Bana kalsa hiç uyumam. Leman Hanım ne söyledi annen şeyi dinleyince bu albümü 4 şarkıyı çok merak ediyorum. Annem tabii yani şöyle biz objektif bir bakış açısı koyarız birbirimize. Yani ben taroyu kayırmam. Annem beni kayırmaz. Hani taroyu kayırmaz. Ekstra böyle hani hani kötü yapılmış bir şeyse çünkü hepimizin kulağı iyi duyuyor ya da hani farkındayız bütün yaptığımız işle ilgili. Hani olmamış bir şey olduğunda onu mutlaka söyledi. Onları da düzelttim. Çünkü yani daha ciddi ve daha güçlü bir rehber olamazdı bu süre içerisinde. Fakat... İnsan annesi Leman Sam olabilir mi yani? Hem de evet ya. Hani ben onu sahnede mesela söylüyorum. Bendeki şansa bak yani. Evet. Yıllar önce bir tane şarkı yapıyorsun Gül Güzeli diye. Ya. Hani Türkiye'nin en iyi seslerinden biri söylüyor. O ses Leman Sam ama yetmiyor bir de annem yani. Çok büyük şansı yani tabii. Şey var ama sadece duruşuyla bile çok güçlü inanılmaz. Yani. O gün işte lansmanda gördüm ben. Çok kısa konuştum falan. Çok acayip bir şey yani evet, gerçekten. Yok öyle bir kadın yok. Yok yani o kadar kıymetli, o kadar değerli ki bir Allah de omurgayı ömrünü hiç eğip bükmemişti yani. Son evet. Kale gibi bir şey. Evet son kale gibi bir şey. Müthiş bir figür bizim için. Yani özellikle ben tabii evet hayat hikayemiz içerisinde bizimle çok birebir ilgilenememiş olduğu zamanlar oldu. Çünkü hep bir hayat mücadelesi içerisindeyiz. İçerisindeydik. Belki de benim bu deli gibi hiç durmadan çalışıyor olmamın sebeplerinden bir tanesi o mücadelenin hep benim gözümün önünde cereyan etmiş olmasıydı. Fakat tabii yani bütün bu mücadele içerisinde onun o dik duruşu, onun o sağlam duruşu, taviz vermemiş hali, tamamen o saf titreşim alanlarıyla teması, yani saf titreşim alanından kastım sanatın samimi olması, tabiatla kurduğu ilişki. Bunların hepsi bizim için, özellikle benim için bir rehber mahiyetindeydi. Ve müthiş bir rol model oldu bize. Şimdi birebir onu öyle yapma kızım, şöyle yap demesine gerek kalmadan bana kendi parmak izimi keşfetmeyi öğretti. Ben her şeye kendi parmak izimi basmaya çalışıyorum. Aslında bütün bu hikayede esas mesele herhangi bir şey bana ait olan, dünyada milyarlarca insan olsa da benden başka kimse de olmuyor ama parmak izini basmak. Ben seninle biz yıllar önce bir program yapmışız. O programda mesela o gün senin lansmandan çıkıp dönüşte çocuklarla konuşurken dedim ki Şevval çok enteresan biri. Yani çok derler ya nevi şahsına münhasır. Gerçekten öyle biri. Hani o da Leman Hanım'dan geliyor sana muhtemelen. O da genetik bir şey. Tabii tabii. Çünkü sen mesela yıllar önce benim programa geldiğinde Kürtçe türkü söylemişsin. El Kaji'ye söylemişsin. Kürtçe de söyledim. Çerkezce söylüyorum. Çerkezce çok şimdi zor. Mesela rock şarkıları Alaturk'a söylüyorsun. Ya şimdi... Acaba 3-5 sene sonra programda ne yapacaksın çok merak ediyorum şimdi. Kafanda bir şey varsa söyle şimdi hazırlanayım ben buna. Ya şöyle bunları gelecek ve bir kariyer planlaması gibi planlamadığım asla için. Asla değil. Çok yani belli kendiliğinden bir şey cereyan ediyor. Ben
bedeniyle kurduğu ilişki, geçen makineye bakıyorum diye bir metafor kurayım dedim. Makine dedi kendine falan diye abuk sabuk şeyler. Neyse orayı geçelim. Yani bedeniyle ilişkisi iyi olan, bedenini iyi dinleyen, ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışan bir bilincim var. Yapayım ya da ne diyeyim artık. Hayatı birilerinden öğrenmedim. Düşe kalka kendi başıma öğrendim. Yani işte deneyimleyerek, birilerinin sözlerini dinleyerek, kulağıma küpeler koyarak, işte hayat hikayelerini okuyarak filan. Hata yapmaktan da korkmadım. Tekrar kalkıp yoluma devam ettim. Ama bu arada tabii ki hayatı keşfetme sürecimde benim rehberlerimden bir tanesi yaptığım işler oldu. Yani mesela müzikle bedenimdeki rezonansı keşfettim. Yani hani mesela hem müziğin kendi enerjisi. Mesela arabesk bambaşka bir enerji. Tango bambaşka bir enerji. Alaturka bambaşka bir enerji. Ama böyle halk müziği bambaşka. Şimdi rock ve hani bu kolaborasyon demeyeceğim de bu ilişki diyeyim. Bu ilişki bambaşka bir keşif süreci benim için. Her seferinde ses tellerimde, bedenimde, zihnimde, entelektüel alanımda ortak bir cümle, yani hepsinden oluşurduğum bir cümle çıkarmaya çalıştım. Ve bu arada tabii ki hepsini deneyimleye gittim. Yani eskiden bana aman ne bu ya, amma iddia, ona şimdi de bunu mu yapacak falan gibi böyle bir eleştiri geliyordu. Ama tabii ben sağır kaplumbağa olduğum için çok umurumda olmadı. Yani hiç kimseyi dinlemedim, yani kendi iç sesimin peşinden gidiyordum hep. Her seferinde, her albümde hayatı o şekilde deneyimledim. Zaten hayat da enteresan bir biçimde, bu algıda seçicilik de olabilir, farklı farklı hikayeler çıkarıyordu karşıma. Yani hep bağlantılı hikayeler çıkarıyordu. Ya da dediğim gibi algıda seçicilikle işte tangoysa öyle, Karadeniz'se böyle, işte arabesk yapıyorsam o sırada böyle bir hikayeyle karşılaşıyorum filan gibi. Bunları birleştirmekle geçti.